Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün akvaryum balıklarımı değiştirmeyi düşünüyorum. Ben tropik akvaryum kullanan biriyim, yani Depistes, Kılıç, Molly, Tetrazon, yani bu tarz balıklarım vardı, yani çöpçü vesaire. Ama büyük balık almayı düşünüyorum ve yani bir tık daha bunlardan büyüğü veya daha güçlü balıklar almayı düşünüyorum. Ciklet haricinde, hani ciklet başka türlü beslenmiyor yine. Hani diğer türlerle yaşayabilen ama daha büyük balıklar istiyorum. Mesela örnek verebileceğim Yunus olabilir. Köpek balığı tarzı balıklar var veya neydi onun adı? Pirana olabilir. Pirana, etçil piranalar düşündüm. Onun için bu videoyu çekiyorum. Hani sizden de fikir sahibi olmak istiyorum. Yani bu tarz bir akvaryumda büyük balık olarak mesela hani 15-20 santim veya 30 santim 4-5 balık veya biraz daha küçük 20-10 balık, bu tarz bir akvaryum. Hani bitkilerimi çıkarmak istemiyorum ama balıklarımı değiştirmek istiyorum. Yani balıkları küçük bir akvaryum var, ona geçirebilirim veya başkasına verebilirim. Büyük balık istiyorum. Yani bitkilerim duracak, akvaryum bu şekilde düzenine kalacak. Ama büyük balık istiyorum. Hani güzel akvaryum olan arkadaşlar hani resim atabilirler. Akvaryumunu paylaşabilirlerse sevinirim. Veya fikirlerini söyleyebilirler. Yani balıkların balık bakılması daha kolay, daha güçlü balıklar. Çünkü ben sobalı bir evde oturuyorum ve akvaryum hani ısıtıcı kullanmak zorundayım. Ve bir ısıtıcı yani elektrik yükü de doğru yani. Aylık hiç yakmıyorsa, benim 300 watt ısıtıcım var, hiç yakmıyorsa 50 lira yakar yani. O yüzden hani benim için 20 lira yakması daha iyidir hani. Sonuç olarak parayı soğuktan kazanmıyoruz. Şu şartlarda da giderlerimiz arttığı için her türlü yani virüs var, o var, bu var. Dolar olmuş 8,5. Yani ama balık akvaryumu da sevdiğim için başka balık düşünüyorum. Daha güçlü balıklar. Piranha önceliyim. Yunus hoşuma gitti. Bir tane değişik kafalı bir balık gördüm. O olabilir. Sürü gezen balıklardan olabilir. Bir tane balık vardı, sürü geziyordu. Unuttum. Kahverengi böyle. Böyle elini böyle akvaryuma boyunda takip ediyorlardı. Güzeldi gayet. O tarz olur. Bir de yavrusunu yemeyen balık. Hani yumurtlu olabilir veya kendi doğuruyor olabilir. Canlı doğuran olabilir ama yavrusunu yemeyen balık bilen arkadaşlar varsa güzel olur. Çünkü ben akvaryumda böyle hani doğal bir ortam olsun istiyorum. Mesela balıklar yüzsün, et yavrulasın, yavrusuna baksın. Yemesinler yani yavrularını hani. Yavru da göreyim. Yani şu, böyle büyük balıklarım olduğunda bundan işte küçük yavrularını da görmek istiyorum ama olmuyor işte. Yani yiyorlar yavrularını hani. Yavrusunu yemeyen balık bilen arkadaşlar varsa fikirlerini yoruma bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.